Bu dersimiz bilgi, bilim, varlık başlığı taşıyor sevgili arkadaşlar. Epeyce bir ilerledik. Dersimize hatırlarsanız Aristoteles'in De Animas'ını, ruh üzerine başlıklı eserini okuyarak başlamıştık. Burada insanın idrak yolları ile idrak ettiğimiz nesneler arasındaki ilişki hakkında önce konuşmuş ve demiştik ki De Animas'da ortaya konulduğu haliyle İnsanın iki idrak yolu bulunuyor. Bunlardan birincisi ais fesis, yani duyusal, hissi idrak. İkincisi noesis, yani akli idrak. Ais fesis, yani his ile bildiğimiz şeyler, ais teta, yani mahsusat, duyulurlar. Noesis, akli idrak yoluyla bildiğimiz şey ne? Noeta, yani makulat, akledilirler. Teoriya, aslında teoriya, akli bakış ile nesnelerin duyulur çeperinin ardındaki makul özü idrak olarak anlaşılıyordu. Şimdi bu tasnifte idrak nesneleri anlama gücümüzün nesneleri ikiye ayrılmış oldu değil mi? Birincisi duyulurlar, ikincisi düşünülürler, akledilirler şeklinde. Akledilirler ve duyulurlar şeklinde zihnimizde ortaya çıkan iki ayrımın nesnenin ontolojisiyle ilgili imaları bulunduğunu da ifade ettik ve dedik ki nesne sanki parçalı, dışta bize tek bir yapıda gibi görünse, basit gibi görünse, tikeller suretinde kendisini gösterse bile kendinde onları önceleyen iki unsurun bileşiminden mürekkep görünüyor ki zaten Aristoteles bu nesneye ne adını verecek? Sunthesis, yani bileşik nesne, mürekkep nesne adını verecek, cisim adını verecek. Neden bileşik? Bu maddeden ve suretten. Madde hüleye, suret morfeye, eideye tekabül edecek ve hilomorfik cevher anlayışı karşımıza çıkacak. Hilomorfik cevher anlayışı esasen bir nesnenin duyularımızla idrak ettiğimiz dokunulur, görülür, tadılır, koklanılır ve işitilir yönlerine tekabül ediyor. Şu gördüğümüz duyularımızla baktığımızda sağ duyu sağlıklı duyularla hepimizde bulunan ortak algıyı ifade ediyor. Algıladığımız bir duyulur, fenomenal, bize görünen ciheti var. Bu cihet değişken esasen değişken cihetine rağmen nesnenin zaman içerisinde hep öyle kalmasını sağlayan süreklilik, birlik kazandırıcı bir diğer yönü daha var. Bir ceviz gibi düşünün, bu kabuğa tekabül ediyor duyularımızla algıladığımız yönü nesnenin. O kabuğun içinde bir de değişmez, gayrı maddi, akli bir ne var? Öz var. O öze ne diyoruz biz? Makul diyoruz, akledilir suret diyoruz, eide diyoruz. Platon için bu öz neydi? İda suretinde nesneden ayrık, mufarık bir metafiziksel evrende bizatihi kat auto mevcuttu. Aristoteles için o öz nesnenin içinde nesneyle birlikte, maddeyle birlikte enule yani hülenin içinde, maddenin içinde mevcuttu. Bilmek
esasen neyi bilmektir diye sorulduğunda bu filozoflara, değişmeyeni bilmek, süreklilik kazandırıcı ilkeyi bilmek demekti. Çünkü bir yargının episteme, yani kesin bilgi olarak ortaya çıkabilmesi için onun ne olması gerekir? Değişmez olması gerekir. Değişirse kesin değil demektir. Kesin bilgi peşindeki felsefe, değişmezin peşindeyse nesnedeki değişmez ciheti bilmeye yönelmelidir. Bu nedenle felsefenin, felsefi bilimlerin konusu nesnenin sürekli değişen dış duyulur çeperi veya tikel somutluklar değil, onların arkasında bulunan ve nesneye değişmezlik kazandıran yön olmalıdır. Bu yön değişmezliğini neden alır? Maddi olmamasından alır. Ve bu cihetle buradan kalkıp deriz ki biz kesin bilgi peşinde koşarken aslında nesnenin duyulur çeperinin ardında yatan değişmez cevheri, tözü bilmeye çalışıyoruz. Bunun adına efendim Aristoteles dediğim gibi ne adını verdi? Makul adını verdi. Bizim zihnimizde makul ama bu kendinde de makul bir yapıya sahip bir cevher, bir töz. Bu anlayışa biz ne adını veriyoruz? Gerçekçi felsefede sevgili arkadaşlar ontolojik perspektifler ikiye ayrılır. Bir, gerçekçi perspektifler, bunun tam karşısında ne bulunur? İdealist perspektifler bulunur. Bir de nominalist perspektiften bahsedilebilir. Gerçekçi perspektif şu demektir. Değişmeyen özler, diyelim ki tikeller, efendim, değişimi kendinde taşıyan ve kendileri de sürekli değişen şeyler, değişmeyen şeyler tikeller değil, bunun yerine genel kavramlar aslında. At gibi, insan gibi, efendim canlı gibi, cisim gibi, varlık gibi, birlik gibi şeyler. Diyelim ki zihnimizdeki bu atlık, insanlık, canlılık, birlik, varlık dediğimiz şeyler dışta da mevcutlar mı? Sorumuz bu. Dışta da mevcut mu? Evet, bunlar dışta da mevcuttur dersek biz gerçekçi bir pozisyonu üstlenmiş, realistiz biz. Yani onların realitesi var. Sadece zihnimizdeki kavramlardan ya da dilimizdeki adlardan ibaret değiller. İnsanlık dediğimiz bir şey realitede mevcut ve realitede kendisini gösteren şey sadece tikeller gibi görünse de onların içinde onları insan yapan neler var? Anlamlar var ve herkes bu anlamları paylaşıyor. Bu içinde tabiri aslında hususi bir realizme karşılık geliyor. Gerçekçilik dediğimiz pozisyon kendi içinde radikal gerçekçilik, bir de ılımlı gerçekçilik olarak ikiye ayrılıyor. Radikal gerçekçilik şu demek, gerçekten de atlık dediğimiz şey tek tek atlardan bağımsız bir şekilde var. Bu Platoncu at iddiası, insan iddiası. Bunlar mevcutlar. Fiziksel dünyadaki atların ötesinde. Buradaki atlar ondan pay alarak at haline geliyorlar. Buna radikal gerçekçilik diyoruz. Genel anlamlar
onları örnekleyen tikerlerden bağımsız bir şekilde gerçekten mevcutlar. Nerede? İdealar aleminde. Düşünceler mi yani? Değil. Değil, idealar aleminde. Tamamen dışarıda. Tabii dışarıda mevcutlar. Bu Platon'un yerleşik yorumu. Platon'u herkes böyle yorumlamıyor. Ama Platon'la ilgili felsefe tarihindeki yerleşik yorum, idealar evreni dediğimiz bir evren olduğu. Yani bu dünyada yaşarken oraya ulaşmak mümkün mü? O mesafede bir şeyden mi bahsediyoruz? Yoksa hani anca ölünce tamamlanırız ve ondan sonra fark ettiğimiz bir idealdan mı bahsediyoruz? Bu idealları filozof kendisi burada onun anlama yetisi, akli idrak kapasitesinin üstünü örten maddi tozlardan ve kabuklardan kendisini sıyırarak bilebilir ancak. Evet, evet. Olunca bunu bilmek de bu dünya için mümkün olabilir. Bunu bilmenin yolu hatırlama Platon'da. Amamnesis. Yani esasen bizdeki ruh tıpkı idealar gibi gayrimaddi bir şey, ezeli ebedi bir şey. Oradan düşerek maddeye gelmiş durumda. Dolayısıyla oradaki her şey bu ruha içkin. Bizim bu idealları, kendi halleri üzere bilmemiz, onları hatırlamamızın önünde set olan maddi efendim duyulur yönlerimizden soyutlanıp, tecerrüt bu demek, soyutlanıp onları hatırlayacak bir hale gelmekten geçiyor esasında. Fakat bu idealar şöyle, yani yine yerleşik yorum diye sınırlamış olayım. Yani bağımsız bir şekilde nasıl bu kalem kendi başına mevcutsa, melek mevcut diyelim değil mi? Tanrı mevcut ama maddi mi? Değil. Bu idealar da öyle işte. Tanrısal şeyler bunlar. Tamam mı? Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Peki Platon'a göre bunlar edinilebilir mi, verilir mi? Yani bunların neyini edineceksiniz? Yani hani böyle fazlalıklarımızdan arınarak, perdeleri kaldırarak o ideaya mı ulaşıyoruz? Yoksa bizim daha sufi... Hepimiz o şöyle, Demiurgos diye bir şey var. Platon Timaios'la bu idealarla bizim münasebetimizi anlatmaya girişiyor. Bu dünya Platon'un Hora dediği bir kap dediğimiz maddi bir kap tan oluşuyor. Bu kapın temel özelliği kaotik bir yapıya sahip olması. İçindeki tüm kaos, düzensizliği, karmaşaya, birlikten mahrum bir çokluğa rağmen bu kaosun içinde onun ihne dediği izler var böyle. Burada izler var. Bu daha sonra Aristoteles'te diyelim bilkuve fikrine dönüşecek. İşte yeni Eflatuncuk'ta epitedeios yani istidat fikrine dönüşecek vesaire. Ama bu kaosun içinde böyle izler var bir yandan da. İdealar evreni ile burası arasında aracı rol oynayan bir tanrı var. Demiurgos. Demiurgos zanaatkar demek esas itibariyle. Artisan demek. Zanaatkar ne yapar? Bir maddeye bir biçim verir. Değil mi? Demiurgos işte bunun gibi idealara bakarak onların mükemmel şekillerini bu dünyadaki maddeye aktarır. Ama pay almak böyle bir şey. Esas itibariyle. Bu dünyadaki şeyler, at, insan vesaire, oradaki mükemmel ideanın iz düşümü gibidir. Fakat maddede göründüğü için onlar mükemmel bir şekilde hiçbir zaman insan ideası burada örneklenemez. Burada örneklenen şey hep onun neleridir? Yansımalarıdır aslında. Gölgeleridir. Mağaranın içi bu nedenle gölgelerle doludur. Burası gölgeler alemidir. Bu nedenle buraya ilişkin filozof insanı buradaki insana bakarak bilebileceğini zannederse elde edeceği şey doksadan,
zandan başka bir şey olmaz. Çünkü doksanın temel özelliğine değişebilen bir bilgi olmasıdır yani. Epistemenin özelliği değişmeyen bir bilgi olmasıdır demiş olalım. Birinci soru buydu. İddiaları sen... ikincisi, sen peki oradaki insanlık iddiasına yaklaşabilir misin? İnsan için iddiasına benzemek yani. O iddiaya ait özellikleri mükemmel bir biçimde sergilemek bu dünyada bunun için çabalanması gereken bir hedeftir. Esas itibariyle. Ama ölmeden biz bunu başarabilir miyiz sorusu müphemdir. Filozof için bu nedenle felsefe, onlar tanrısal şeylerse tanrısal olana benzeme çabası demektir. Tanrısal olana benzeyip ona belki de katıldığımız son aşama ölümdür. Bu nedenle felsefe bir tür ölüme hazırlıktır diyebiliriz yani. O zaman evet. Son soracağım. Yani mesela ben insan olarak en fazla beni birebir ilgilendiren bir ideaya benzemeye çalışabilirim ama hani böyle bu sufilerin müşahidesi gibi böyle hakikati karşıdan gözleyebileceğim. Mesela idealar tek tek bir şeyler mi? Mesela insanlık ideası, işte atlık, ağaçlık ya. Benim bunları böyle tamamen bir kemalat sürecine erip tamamen bu ideaları, tek tek ideaları karşıdan görebileceğim ya da takdir edebileceğim bir yer yok yani. Yeni Eflatunculuk söz konusu olduğunda bundan rahatlıkla bahsedebileceğiz. Ama Platon söz konusu olduğunda Platon'la ilgili yorumlarımızın bu kadar net olması mümkün değil yani. Platon da çünkü iddiaların kendisinin de böyle birbirinden ayrı ayrı şeyler mi? Efendim yoksa bütünleşik tek şeyler mi? Olduğu sorusu müphem. Onların bağımsızlığı ne manaya geliyor sorusunda olduğu gibi. İddialar arasında böyle bir hiyerarşi var mı diyelim ki? Niçin yeni Eflatuncuk'ta bu dediğim veya tasavvuf geleneğinde Konevi okuduk mümkün? Çünkü bütün anlamlar neyin içinde? Birin içinde yani. Veya onun bir açılımından ibaret. Dolayısıyla sen biri bildiğinde tüm anlamları ne yapmış oluyorsun? Bilmiş oluyorsun bir seviyede. Ama Platon'da bu iddialar bir yer, sudur teorisi yok Platon'da. Bu iddiaların her biri kendi başına ezeli ebedi. İddiaların en yüksek iddia Platon'da hangi iddia? İyi iddiası. Ama diğer iddialar iyi iddiasından çıkmış demiyoruz yani. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu iddialar arasında bir içlem kaplam ilişkisi yok yani. Bu nedenle ben birini bileyim hepsini bilmiş olayım gibi bir anlayıştan bahsetmek mümkün değil. Belki şu söylenebilir, kendini bil. İşte Delphi Tapınağı'nın ne diyelim kapısında veya oradaki heykelin kaidesinde yazdığı haliyle kendini bilmek. Çünkü sanki burada bizdeki o soyut gayrimaddi ruh ta üstü örtülü bir biçimde tüm bu iddialara ilişkin bilgi saklı bulunuyor. Sen hatırlama çabası ile onları bilmiş oluyorsun aslında. Onlar yani kendini bilmek suretiyle bu iddialar evrenine ilişkin külli bir bilgi elde etmiş oluyorsun. Ama bu bilginin mahiyeti tıpkı tasavvufi bilgide olduğu gibi müphem. Buradan gelir tabii. Yani şöyle, ayağını sabite fikri bu düşünce çizgisi içerisinde anlamlı. Sadece bunu söyleyeyim. Yani kaynağı sadece burasıdır denilemez. Çünkü Allah Teala'nın her şeyi bildiği değil mi? Alim olduğu, efendim hakim olduğu, her şeyi yarattığı, her şeye gücünün yettiği, onun bir olduğu gibi cümleler bizatihi Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olan şeyler. Bura üzerine de biri düşünerek Allah Teala diyelim şeyleri
Mesela şöyle bir şu ayeti hatırlayın. İza arada en yekune şey'en en yekule lehu kün feyekun. Allah bir şeyin var olmasını istediğinde ne yapar? Lehu, ona ol der, o da olur. O nerede? Mesela bu soru üzerine düşünerek bile şeyler var olmadan önce bir oluğa sahipler. Bu olukları dışta ise var edeni yeniden var etmek manasına, var olanı yeniden var etmek olur. Bu anlamsız. Demek ki bunlar varlık ile yokluk arasında bir kimliğe, neliğe, bu mesela kelam geleneğinde de tartışılmış bir şey değil mi? Mavdumun şeyliği, ahval teorisi. Dolayısıyla nazari düşünce birlik, süreklilik, çokluk meseleleri üzerine yöneldiğinde bu fikirlere bir gelenekle irtibatlı ya da irtibatsız ne yapabilir? Erişebilir. Ama neticede Eflatunculuk, yeni Eflatunculuk, İslam düşünce geleneğini önceleyen birkaç bin yıllık bir süre dahilinde Akdeniz, Mezopotamya coğrafyası içerisinde başka dini kültürlerle de irtibatlı olarak hakim metafizik geleneklerden bir haline gelmiş, bir dil inşa etmiş. İşte bu konular üzerine düşünen bir kişinin o dille irtibat kurmaması söz konusu edilemez. Söz konusu olamaz. Böyle diyebiliriz yani. İndirgememek için bunu böyle söyledim yani. Evet, Platon'la ilgili bu kadar. Bayağı ayrıntıya girdik şimdilik yani. Platoncu perspektif neticede neyi vurgulamak istedik? Nesneye süreklilik kazandıran özlerin kendinde bir varlığa sahip olduğunu iddia etti. Bu yüzden ona radikal gerçekçi dedik, değil mi? Aristoteles ne yaptı? Bu özleri reddetti, idealar fikrini. Dedi ki bu özler bu tahtada iki metin var şu an. Birisi Ali Kuşçu'nun, buraya gelmek için tüm bunları anlatıyorum aslında. Ali Kuşçu'nun 15. yüzyılda yaşamış. Ali Kuşçu'nun Tusi'nin Tecridul Akaid'i üzerine yazdığı şerh. Ali Kuşçu'nun kabri nerede? Eyüp kabristanında, Eyüp'te içinde ders yaptığımız bu Zeyrek medresesi tam da Ali Kuşçu'nun birazdan İstanbul'a geldiği esnada aktif ve bu meselelerin tartışıldığı bir merkez. Diğer metnimiz ise Isaac Newton'ın Principia'sı. Doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri. Bu eserde Ali Kuşçu'dan bir 170-180 yıl sonra yazılıyor. Her iki metni şöyle karşılaştırmalı bir biçimde inceleyeceğiz. Principia'yı ayrıntılı inceleme imkanımız yok. Burada Principia'nın ikinci baskısına Cotes tarafından yazılan bir ön söz var. Bu eseri nasıl konumlandırabiliriz? Şurada yaptığımız tartışmalar etrafında. Buraya biraz bakacağız. Cotes Preface to the Second Edition. Buraya gelmek için şimdi bunlardan biraz bahsediyorum. Evet. Şimdi hızlıca ilerleyelim, damarı görmek için. Temel meselemiz neydi? O duyulur, duyusal idrak, akli idrak, duyulur cihet, akli cihet
ayrımı etrafında. Hatırlarsanız Teseus'un gemisini anlatmıştım. Bu geminin 20 yıl, 30 yıl içerisinde tüm parçaları değişmesine rağmen ona bizim hala Teseus'un gemisi dememizi temin eden şey nedir sorusunu sormuştuk, hatırladınız mı? Yani, nedir demiştiniz? Ya ahşap parçaları değil, suretidir. Mesela o akli öz. Bir nesneye zaman içerisinde süreklilik, birlik, kimlik kazandıran şey nedir? Ben, İbrahim Üçer diyelim ki, 5 yaşındayken de bana İbrahim diyorlardı. Şimdi de İbrahim diyorlar, değil mi? Fakat çok değiştim ben. Buna rağmen hala bana İbrahim denmesini temin eden şey nedir? Zaman içerisindeki tüm değişimlere rağmen nedir? Identity dediğimiz, hüviyet diyecek eskiler. Bireysel kimlik. Bir de yine 5 yaşındayken de bana insan diyorlardı. Şimdi de insan diyorlar. Bütün değişimlerime rağmen, diyelim kolum kopsa da insanım, değil mi? Efendim, saçım döküldü insanım, işte şişmanladım insanım, zayıfladım insanım, hafızanı kaybettin insan, tüm değişimlerine rağmen, değişimlerime rağmen bana insan denmesini sağlayan şey ne? Zaman içerisindeki değişiklikler boyunca nesneye birlik ve sürekliliğini kazandıran şey nedir? Bu sadece basitçe felsefi bir soru değil, daha net bir şekilde soralım. Diyelim ki, bir motor üretiliyor mesela fabrikada. F1 motoru diyelim. Bundan 200 tane üretildi. Bir seri halinde. F1 motorunun 01, 02, 03 diye de bunları numaralandırdık. Bunlar birbirinden ayrı şeyler, değil mi? Birbirinden ayrı olmalarına rağmen hepsine F1 motoru dememizi temin eden ve zaman içerisindeki tüm değişik parça değişikliklerine rağmen falan filan da onların F1 motoru olarak varlığını sürdürmesini sağlayan bir şey olmalı. Değil mi? Nedir? F2 motorundan ayırt eden onu mesela. Bu soru hakiki bir soru. İşte neye dair bir soru bu? Öze dair. Onun özü nedir? F1 motorunun F1 motoru. İnsanı insan yapan şey ne sorusu. Bu soruyu sorduğumuzda zaman içerisinde nesneye birlik, süreklilik, özdeşliğini kazandıran şey burada efendim Platon ne cevabını verecek? Bu genel anlamlar, özler dışarıda bulunurlar. Burada efendim tikeller bulunur. Efendim diyelim ki bu bundan pay alır. Biz de onu biliriz, değil mi? Burada bir idea var. Burada bir efendim pay alan maddi cevher var. Burada bilen özne var. Aristoteles'e geldiğimizde arkadaşlar burada iki dünya var böylece, değil mi? İki dünya var. Burası idealar dünyası, burası maddi dünya. Biz de bu dünyanın içindeyiz ama şöyle, bu dünya ile bu dünya arasında bir yerdeyiz biz. Buraya ama biz yine de üçüncü dünya diyebiliriz. Metafiziksel evren, fiziksel evren, zihinsel evren. Aristoteles'e geldiğimizde arkadaşlar iki dünya fikri bu haliyle bir tarafa bırakılacak. Buradaki idea şu nesnemiz ya bizim, bunun içine yerleştirilecek ve insan neyi bilecek? Şu nesnenin içindeki makulü bilecek. Buna biz ne diyeceğiz? Akledilir, öz, buraya da duyulur, ne diyelim? Kabuk diyelim. Bu nedenle bilme eylemi nasıl tanımlanıyor demiştik? Duyulur, kabuğu soyman lazım önce. Buna intiza deniliyor. Ardından içerideki özü çıkarman lazım. Buna tecrit deniliyor. Sonra o özün gelip senin zihninde yerleşmesi lazım. İntiba diyoruz. Yerleşmek, tab olması lazım. Ardından sende bilginin husule gelmesi lazım. Ona da bilginin adı es-suratul. Es-sura el-hasila fi-zihni demek. Böyle bir bilme ideali ortaya çıkıyor. Bu insanın çabasına bağlı bir süreç değil mi?
Tabii. Yani tabii, tabii, tabii. Ama sanki insan bundan birazcık daha fazlası. Çünkü isim veriyor ve isim verir. Yani yani isim verdiği şeyi sonradan anlamaya çalışan kendisi ya, bana sanki bilmekten daha fazlası orada insan. Çünkü F1 motorlarına neden F1 dediler baştan? Nasıl dediler? Neyi göze alarak dediler mesela? Daha öncesinde verildi bir şey var. İnsan ben budur demedim. Yani bildiği budur dedim yani. Elbette bu bilen özne bildiğinden fazla bir şey yani. Onun bilen özneyi bilen yapan şey bildikleri değil. Yani o bilmeyi önceleyecek bir biçimde ondaki akletme kabiliyeti, akıl esasında. Bu Platon dedik değil mi? Platon, çok kabaca söylüyorum, bu Aristoteles. Aristoteles'inkine arkadaşlar ılımlı realizm diyoruz. Bu radikal gerçekçilik. Dışta var böyle bir şey. Aristoteles'in nesnenin içinde var, ılımlı. Dışta bağımsız var demiyor. Nesnede var bunlar diyor. Yeni Eflatunculuğa geliyoruz arkadaşlar. Yeni Eflatuncular, Aristoteles bunu yaparken idealara dönük bir tenkit geliştiriyor. Yeni Eflatuncular Aristotelesçi dünyalar mefhumunu koruyor ve İrtibata geçtikleri doğulu dinsel geleneklerle de ilişkili olarak sudur teorisi yeni Eflatunculukta ortaya çıkıyor. Hinduizmle, efendim Mazdekçilikle, efendim dönemin doğulu Mezopotamya dinsel gelenekleriyle irtibat içerisinde sudur ortaya çıkıyor yeni Eflatunculukta milattan sonra 3. yüzyılda keskinleşmiş haliyle. Yoksa şeyde Helenik felsefede sudur teorisi, böyle bir yaratma fikri söz konusu değil. Yeni Eflatuncuk'ta bu idealar ayrık bir şekilde kümelenen idealar ne yapıyorlar? Bir hiyerarşi içerisinde konumlanıyorlar. En yukarıda ne var? Bir. Onun altında ne var? Ondan sudur eden akıl var. Onun altında da ondan sudur eden nefs var. Sol, ruh. İdeaların tamamını buradan alıp, Aristoteles maddenin içine yerleştirmişti ya, yeni Eflatuncular aklın içine yerleştiriyorlar. Aklın bilme nesneleri olarak görüyorlar. Bu çokluk aklın içinde var. İdeaları ilahi ilim olarak görüyorlar. İşte mesela ayağını sabite diyelim, yaklaşan ayağını sabite sudur teorisi demek değil. Benzeyen bir cihet. İbn Sina da buna indirgenemez. O da tam böyle değil. Ama İslam felsefesinde bu düşünceyi savunanlar söz konusu. Burada ne var? Nesne var. Efendim, sudur teorisi esasen nesneye, şuradaki nesneler buradaki idealardan, onlar da ne yapıyorlar? Pay alıyorlar. Nesnelerin içinde yeniden neler var? Bu anlamlar var. Bunların adı logoi. Yani akledilir anlamlar bunlar kendinde. Yeni Eflatuncular buna logoi spermatikoi diyecekler. Spermatik akli suretler. Yani nesneyi kendinde hiçbir şey olmayan nesneyi dölleyerek onu bir şeye benzeten yaratıcı, üretici yani. Üretken olmasına burada üremeye vurgu yapıyorlar. Üretken ilkeler diyecekler. Burada insan var. İnsan açısından bilme... Platonculukla Aristotelesçiliğin birleştiği bir noktada artık giderek insanın bilme çabası bir yandan buraya yöneliyor. Bunları soyutladığı esnada bildiği şey burayla özdeşleşiyor esasında. Burayı mı? Yani şöyle bu nesneler yeni Eflatun, sudurda nasıl meydana geliyorlar onu anlattım yani. Bu nefis bu akli suretlere bakarak bunları meydana getirmiş oluyor esasında. Fakat o akli suretler ne değil? Bağımsız değil. Artık ilahi aklın içindeler. Bu nedenle üç dünya, akli evren,
maddi evren, zihni evren meydana gelmiş oluyor. Genel anlamlar hala nerede? Buna radikal gerçekçilik dedik, buna ılımlı gerçekçilik dedik, buna entelektüalist gerçekçilik diyebiliriz. Yani bir intellektin içinde bu hakikatler kendi varlıklarını elde ediyorlar. Onların asli paradigmatik varlıkları bir aklın içinde, maddenin içindeki değil. Daha Tusi'ye gelmedik. Sonra buna da yeni eflatunculuk diyelim. Yeni eflatunculuk. Faal akıl Aristoteles'in tabiri esasında. Nois poietikos tabiriyle daha sonra formülleştirilecek haliyle. Faal akıl yeni eflatunculukta esasen şununla özdeşleştirilecek. Bu ilahi akılla özdeşleştirilecek. Üç temel hipostaz var. Bir akıl, nefs. Sonra Proklos da özellikle sudur teorisi daha ayrıntılı bir şekilde formüle edilecek. Farabi'ye geldiğimizde diyelim yeni eflatunculuktan. Farabi'yi hiç anlatmadım size. Farabi sudur teorisini ben size neyin hikayesini anlatıyorum? Şu asli anlamın dönüşümünün hikayesini, yani nesneye birlik, süreklilik ve düzen kazandıran ilkeler nerede vardırlar? Bunun hikayesini anlatıyorum. Farabi'de de sudur teorisi yeni eflatuncuları da olduğundan çok daha kompleks bir yapıya sahip Farabi'de. Farabi, Aristoteles'in metafizik lambda'daki akıllar, ayrık akıllar teorisi ile Batlamyus'un kozmolojisini terkip ederek kendine mahsus kapsamlı yeni bir sudur formülasyonuna erişiyor. Burada Tanrı var. Tanrı'dan sudur eden İbn Sina bu sudur formülasyonunu ana hatlarıyla sürdürecek. Tanrı var. Tanrı'dan birinci akıl, ikinci, üçüncü, böyle onuncu akla kadar geliyor. Sudur ediyor. Her akıldan bir akıl sudur ediyor. Bir de nefs. Bir de o nefse bağlı ne diyelim? Bir felek. Batlamyusçu evren. Ondan sonra ikinci nefs. Efendim. İkinci felek. Feleklerin içerisinde artık gök cisimleri var. Böyle böyle. En son faal akla geldiğimizde faal akıldan ne sudur ediyor? Ay altı alemi. Bu buranın içinde de buraya çizdim ben yani. Normalde bu buranın merkezinde, çekirdeğinde bulunuyor. Sudur ediyor. Faal akıl burada artık, faal aklın içinde buradaki suretler, süreklilik, birlik kazandırıcı hakikatler faal aklın ilminde bulunuyor. Faal akıl efendim buradaki nesnelere bu anlamları veriyor. Nesnelerin içinde bu anlamlar mevcut. Ama yeni eflatunculukta olduğu gibi nesnelerin içindeki bu anlamlar gölge olarak mevcut değil, gerçekten mevcutlar. Bilen özne bu anlamları tecrid ettiğinde, tam tecrid gerçekleştiğinde faal akıldaki ilmi suretlerle bu tecrid neticesinde elde edilen suretlerin özdeşleştiği varsayılıyor. Buna faal akılla ittisal adı veriliyor. Bu Farabi. Evet. Şimdi sudur teorisi yeni eflatuncılıkla ortaya çıktı. Aristo'dan yok sudur teorisi. Aristo'nun aldığı akıllar nereden? Farabi'nin, Aristoteles'in aldığı akıllar şu akıllar. Evet. Hareket ettirici akıllar öğretisi var Aristoteles'te. Aristoteles'te gök cisimleri kendi kendine hareket edemez. Onların hareket edebilmesi için her birini hareket ettiren, kendisi hareket etmeyen akıllara ihtiyaç var. O akıllar Aristoteles'te sayısı fazla. Aristoteles'te. O akılları Farabi alıyor. O akılları bu maddi yapının nihai ne diyelim varlık kaynağı olarak görüyor. Batlamyusçu kozmolojide de şu felekler öğretisini alıyor. Nefsi de feleklerin hareketi ile akıllar arasında aracı konumuna çıkartıp bir kozmolojik şema inşa ediyor Farabi. Evet. Hocam o gök cisimlerinin bu
etkisine. Etkisi Aristo'da var mı? Gök cisimlerinin bu evrene etkisi Aristoteles'te var mı? Var. Ama bunların bu evrene etkisi sıcaklık ve soğukluk meydana getirme yoluyla, ama onu da nasıl getirdiği pek açık değil Aristoteles'te. Gök cisimleri hareket ediyorlar. Onların hareketleri dünyada günlerin ve mevsimlerin meydana gelmesine sebep oluyor. Bunlar da dünyadaki oluş bozuluşun sürekliliğini temin ediyorlar. Ama onların hareketleri nasıl bu dünyada mevsimleri meydana getiriyor? Mesela güneş nasıl ısıtıyor? Bunu görüyoruz. Ama güneşin ısıtıyor demesi, biz bugün ne diyoruz? Güneşin kendisi sıcak. O nedenle ısıtıyor. Aristoteles'e güneş kristal bir küre. O ısıtamaz burayı. Kendisi sıcak değil, maddi bir şey değil. Nasıl ısıtacak? Bir şey de veremez. Bu bölüm Aristoteles'te sakat. Yani açıklaması yok. 3-4 ayrı böyle yarı yamalak açıklama var. Mesela diyor ki Aristoteles ay altı feleği 4 unsur en merkezde, işte diyelim ki su bulunur, toprak bulunur ardından, sonra hava bulunur, en son ateş bulunur. Bunlar hareket ettikçe en üst katmandaki ateşi dağıtırlar, ondan ısınır. Veya bunlar sanki mekanik çarklar birbirine temas eden, hareket ettikçe o kinetik ilişki bir sıcaklık meydana getirir gibi bir varsayım da var, böyle çok imalı. Böyle Aristoteles'te. Aristoteles'te bu evren ile bu evren arasındaki ilişkiyi kurmak çok zor. O yüzden kapalı bir evren telakkisi var. Aristoteles'te şu evrenle bu evren arasındaki ilişki kapalı. Yeni Eflatunculuk onu yeniden açmaya çalışıyor. O ilişkiyi bu şekilde kurmaya çalışıyor esasen. İbn Sina'ya geldiğimizde, çok ayrıntısına girmeyeceğim. İbn Sina'da bu sudur şemasını devam ettiriyor. Faal akıl burada, gök cisimleri burada. Efendim, bu gök cisimlerinin hareketiyle şuradaki maddenin şöyle diyelim, bu gök cisimlerinin hareketlerinin buradaki maddede şöyle belirli istidatlar meydana getirdiğini düşünüyor. Platon'un ihnesine benzer izlerine, ama asla onlar gibi değil yani. Benzer sadece. Sonra faal aklın da bunlara varlık verdiğini söylüyor. Bu istidatlar bir tür dipte yatan fiziksel altyapılar ve matriksler. Bu mavi de varlık. Bunu anlatmıştım cam örneği üzerinden size. Faal akıl böylece aslında şu anlamların faal akılda bulunmadığını söylüyor. Faal akıl tek bir şey vardır ve varlık verir sadece. Buradan çıkartıyor İbn Sina. Bu özlerin bu özlerin nesnede bulunduğunu söylüyor. Buna da kendinde mahiyet adını veriyor İbn Sina. Mutlak mahiyet adını veriyor. İnsan için bunları bilmek, bu mutlak mahiyeti bilmek anlamına geliyor. Zihinde ve hariçte, hariç burası, zihinde ve dışta bu mahiyetler eşit bir şekilde bulunuyorlar esasında. Bilme çabası bizim için bu mahiyetleri idrak manasına geliyor. Şimdi tam bu noktada İbn Sina bir soru soruyor şurada. Diyor ki biz bu nesneyi, artık şöyle yapalım, bu istidat şey olmasın, şu burada siyah özler olsun. Bizim nesneleri ne ise o yapan özleri bilmemiz mümkün değildir diyor. Bir söylediği şey, mahiyetler dışta bulundukları somut fertlerden bağımsız
bir şekilde mevcuttur. Yani dıştaki nesnelerin içinde ne bulunduğunu öne sürüyor İbn Sina. Bu mahiyetlerin hala burada mevcut olduğunu söylüyor. Bir akıl yürütme çizgisi var. Diyor ki metafizik 5.1'de bu insan dediğimizde burada iki şey vardır. Buluk bir de insanlık. Bu insan bu ikisinin toplamından ibarettir. Bu insan dışta mevcutsa bu insanı insan yapan insanlık da dışta mevcuttur diyor. Bu insanlık bu insanın parçasıdır. Bu insan dışta mevcuttur. Dışta mevcut olan şeyin parçası da dışta mevcut olacağına göre insanlık bu insanın parçası olarak dışta mevcuttur. Bu dışta mevcut olduğunu söylediği şeye İbn Sina kendinde mahiyet, mutlak mahiyet, efendim la bi şarti şeyin yani herhangi bir şey olma ya da olmama şartından bağımsız bir şekilde mahiyet, unconditioned yani mahiyet gibi adlar veriyor ve onun dışta mevcut olduğunu çok net bir şekilde metafizik 5.1'de söylüyor. Biz 5.1'i okuduk mu sizle? Okumadık daha. Okur muyuz bilmiyorum. Bunu söylüyor. Sonra diyor ki insanın yazmayacağım onu. İnsanın nazar yoluyla, akıl yürütme yoluyla eşyanın hakikatlerini bilmesi mümkün değildir. Bildiği şey sadece bu hakikatlerin gerekleri, arazları ve uzantılarıdır. Bir de böyle bir cümle kuruyor İbn Sina. Sonra 3. Ya üstadım senden öncekiler ne bildiler? Benden öncekiler de sadece aslında şu gerekler, lazımlar ve arazları bildiler. Ama hakikati bildiklerini zannettiler. Ben de itiraf ediyorum ki biz yalnızca gerekler ve arazları biliyoruz, hakikatleri bilmiyoruz. Ama hakikat orada mevcut mudur? Mevcuttur. Ama onları bizim bilme imkanımız yoktur. Bu cümlesi İbn Sina'nın üçüncü olarak kurduğu dört cümle kuruyor aslında. Hakikat dışta mevcuttur. Biz onları bilemeyiz. Bizden öncekilerin bildikleri arazlardan ibarettir. Dolayısıyla bizim de bildiğimiz şey bu. Ama bizden öncekilerin bildikleri arazlardan ibarettir. Ama onlar numara yapıp sanki hakikatleri biliyormuşuz gibi efendim davrandılar. Ben efendim açık yürekli bir şekilde itiraf ediyorum ki nazar yoluyla bildiğimiz şey arazlar, gerekler ve lazımlardır. Arazlar, gerekler ve o özün uzantılarıdır. O hakikatin kendisini nazar yoluyla, çıkarım yoluyla bilmemiz mümkün değildir dedi İbn Sina. Böylece felsefenin süreklilik, birlik, düzen kazandırıcı prensipleri bilme ideali İbn Sina'da bir tür şüpheci dilin konusu haline gelmiş oldu. Bunun o zaman batıda etkileri var değil mi? Var tabi. Çok. İbn Sina bu cümleleri tercüme ediliyor Latince'ye. Gazali'nin çok bununla bir ilgisi. Gazali'ninki daha ahlaki bir krizden yola çıkıyor. Epistemolojik neyi bilebiliriz sorusundan değil. Gazali'nin krizi. Bende eylem meydana getirecek doğrudan bir bilgi nasıl ya buna erişebilirim sorusundan çıkıyor. Bununla ilintilendirilebilir. Bu krizi daha derinden çözümleyen kişi Fahreddin Errazi. Hocam İbn Sina'nın bu ariflere atfı da aslında bundan dolayı. Ala rivayetin yani tartışmalı diyebiliriz yani. Ama umumiyetle buna nispetle yorumlanıyor. Bu çok da bir kaba bir şekilde anlattım bunu ama önceki derslerde çok ayrıntılı anlatmıştım bunu. Sonra sevgili arkadaşlar biz burayı konuştuktan sonra nereye intikal ettik? Sadreddin Konevi'ye intikal ettik değil mi?
Sadreddin Konevi Nasiruddin Tusi'ye dedi ki senin üstadın, şeyhin ne demişti? Demişti ki biz eşyanın hakikatlerini nazar yoluyla bilemeyiz. Bence de nazar yoluyla bildikleriniz eşyanın hakikatinin uzantılarından ibarettir. Bu uzantılardan herhangi birini bir filozof alıp diyor ki hakikat budur. Öbür filozof öbür uzantıyı alıp diyor ki hakikat budur. Öbürü budur diyor. Ama her biri hakikat namına bir körlerin filin kuyruğunu, bacağını, kulağını tutup fil budur demesi gibi başka şeyleri söylediğinden dolayı kavga ediyorlar birbirleriyle ve hakikatin kendisine de hiçbir zaman ulaşamıyorlar. Nazarın yetersizliğinin sebebi bir sebebi budur. İbn-i Sina da efendim Allah Teala ona derin bir idrak verdiği veya ilham ettiği için bunu fark etti ve itiraf etti. Dolayısıyla siz hala hakikatleri bilmek istiyorsanız buyurun gelin. Biz de bunu nasıl bileceğine ilişkin yeni bir yol öneriyoruz. Nedir bu yol dedi ve biz 6 haftadır Konevi'nin o önerdiği yola ne yaptık? Baktık riyazet ve tasfiye yolu değil mi idi bu? Yani o burada dursun şimdi. Tusi ona nasıl cevap verdi? Tusi'yi şuraya yazacağım. Tusi dedi ki, iki isim var aslında, sadece Tusi değil. Videodan izleyenler diyecekler ki, hoca buraya bir şeyler yazıyor, kameradan giriyor, çıkıyor, orada neler dönüyor diye. Bilmiyorum, görünüyor mu? Yani bizim suçumuz değil arkadaşlar. Kamerayı çeken arkadaş da şimdi burada değil. Evet. Bu zor bir şey değil. Aslında burayı büyütebilirler ama. Evet. Şimdi şöyle yapacağım. Burası Tusi. Burası İbn-i Sina. Şurası Tusi olsun. Burası Kutbuddin Razi. Konevi'yi yazmıyorum buraya. Konevi başka bir bahis. Tusi Konevi'nin söylediği karşısında dedi ki, İbn-i Sina haklı, burada nesneler var, bu nesnelerin içinde özler var, ben kabul ediyorum. Bu özlere fakat Tusi dedi ki, bunlara artık ben mahiyet demiyorum. Bunlara hakikat diyorum diyor ben, dedi. Çünkü mahiye kelimesi, mahiye ne demek? What is it? O nedir demek değil mi? Dolayısıyla o nedir? Mahiye insan zihninin nesneye o nedir diye sorduğunda zihninde oluşan cevaba tekabül eder. Dolayısıyla nelik bilgisidir. Whatness, mahiye bilgisidir. Ve mahiyet esasen bizim zihnimizdeki şeye tekabül eder. Mahiyet dediğimizde sadece bunu kastediyoruz. Dışta hakikatler var mı? Var. Peki onları biliyor musunuz? Hayır. Zaten benim şeyhim dedi ki diyor Üstad Konevi'ye. Biz bunları bilemeyiz dedi. Ama tutup da ben kendi zihnimdeki mahiyeti bilemem demedi. Bizim bildiğimiz bizim zihnimizdekidir. Dışarıdaki bizim zihnimizdekiyle aynı mıdır? Bilmiyorum. Onu bilemiyorum ki ben zaten. Şimdi bakınız bu ta buradan gelen hikayeye nispetle ciddi bir kırılma. O kırılmanın ucu İbn-i Sina'da var mı? Var. Konevi tetikledi mi bunu? Tetikledi. Tusi nihai kertede geldiğimiz noktada 13. yüzyılda Tusi'de şunu gördük. Şimdiye kadar felsefe hep neyin peşindeydi? Şu birlik, süreklilik, düzen kazandırıcı ilkeleri bilme, episteme buydu. Bunlar nihayetinde nereye gelmişti İbn-i Sina'da? Nesnenin içine gelmişti. Yukarıda aklın içinde bile olsa bir mütemeyyiz, kendine mahsus varlıklarından bahsedemez hale gelmiştik. Tusi diyor ki, bizim bildiğimiz işte zihnimizdekilerdir. Onu da okuduk Tusi'nin söylediklerini de. Dışta ama mevcut mudur böyle şeyler? Mevcuttur. Peki bizim zihnimizdekinin
nesneyi yansıttığı ve İbrahim insandır dediğimizde, insana da düşünen canlıdır dediğimizde, düşünen canlı olmanın nefsül emirde, yani kendinde insana yüklem olup onu tanımladığından nasıl emin olacağız? Belki ben burada kendi kendime hayal görüp pembe fareler uçuyor da diyebilirim. Yani benim zihnimdekinin dışa hamlinin yüklenmesinin garantisini ne verecek? Tusi yeni eflatunculuğa döndü. Efendim aklı kül dediği, şurada evrenin aklı dediği bir şeyden bahsetti. Bu akıllar efendim muhtemelen şu faal akla tekabül ediyor denilebilir en genel anlamda. Kozmik akıldan bahsetti. Nefsül emr dedi buna bir risale yazıp. Nefsül emr, think in itself demek. Yani in itself demek. Nefsül emr, şeyin kendinde nasılsa şeyin kendisi. Nefsül emr, şeyin kendisi demek yani. Fi nefsil emr, nefs itself. Şöyle emr, it diyelim. Nefs, self. Nefsül emr, itself. Fi nefsin emr, in itself. Kant'ın kendinde şeyi, yani bu da kendindelik manasına geliyor yani. Burada nefsül emr de böyle anlamların bulunduğunu, bizim zihnimizdeki mahiyetlerin hakikatlerle mutabık olup olmadığını bu nefsül emre nispetle bildiğimizi söyledi. Yani bunların doğrulukları için bir ne diyelim temel buldu kendisi için, ne de yeniden yeni eflatunculuğa dönecek bir biçimde bir akılda. Ama burasıyla bura arasındaki irtibat doğrudan doğruya kopmuş oldu. Kutbuddin Razi'ye geldiğimizde sevgili arkadaşlar, Kutbuddin Razi Nasruddin Tusi'ye dedi ki Hocam çok özür dilerim. Oraya geçmeden önce ben şeyi anlayamadım. Tusi tamam insanın zihnindekine yoğunlaştı dışarıdaki gerçekliği reddetmeden. Ama şu aradaki bağ, yani o kendine şey nerede? O da şöyle, faal akıl neredeyse o da orada. Ona ulaşmanın bir yolu var mı? Ona ulaşmanın, yani şöyle, akıl yürütme süreci, doğru akıl yürütme süreci seni bir anlama ulaştırdıysa o nefsül emrle özdeş oluyor yani. Ona ulaşmanın yolu, anlatabildim mi? Yani test etmenin yolu mantık. O mantıksal kuralları takip ederek sen istidlalde bulunduğunda ulaştığın bilgi nefsül emre mutabık bir bilgi oluyor. Yöntem sana o mutabakatı ne yapıyor? Vermiş oluyor esas itibariyle. Tusi'yi böyle bir pozisyona gelmeye iten şey Konevi'nin eleştirisi değil esasında, bunu da anlatmıştım size. Bu onu bu pozisyona iten şey Fahreddin Errazi'nin bir tenkidi. Fahreddin Errazi dedi ki İbn Sina'cı perspektiften yola çıkarak, İbn Sina dedi, diyor ki bizim bir zihnimiz var. Bu mücerret mahiyet dediği kendinde mahiyet bir zihnimizde bulunuyor. Buna zihni varlığı diyoruz o mahiyetin. Bir de dışta bulunuyor. Ve ona da harici varlığı diyoruz. Ve bilmenin de bu ikisinin birbirine tam tamına mutabık olması durumunda da kesin bilginin ortaya çıktığını öne sürüyoruz. Ben dedi Fahreddin Errazi, bu mahiyetin mücerret bir şekilde dışta bulunduğunu kabul ediyorum. Bu ne demek? Şu demek. Yani insanlık anlamının İbrahim'den, Ayşe'den, Zeynep'ten bağımsız bir şekilde onlarla özdeşleşmeksizin her birinde mevcut olduğunu, mücerret bu demek. Yani orada motor, F1 motoru dediğimiz şey var ya, bir o motorun maddesi var. Bir de F1 motoru olmak dediğimiz bir şey var. O F1 motoru olma anlamı seri 2, 3, 4, 5 diğer motorlarda da örnekleniyor. Demek ki o anlam bir seriden ilk çıkan motorla özdeş değil. Öyle olsa diğerlerinde bulunmaz. Bu manada o motorun fiziksel, bireysel yapısından bağımsız bir şekilde F1 motoru olma onda bulunur.
Bunu kabul ediyorum dedi Fahrettin Arazi. Ama dedi bu anlamın aynı bağımsızlık içerisinde bir insan zihninde de bulunacağını kabul etmiyorum. Çünkü insan zihnine o anlam geldiğinde ben tekil bir insan ferdiyim. Ben de tekil bir şekilde bulunur, tikel bir şekilde bulunur o anlam. Ayrıca zihni somutluklarla ne yapar? Çevrelenir. Ve öyle çevrelendikten sonra artık benim zihnimdeki bu anlam dıştakiyle aynı olamaz. Bilmek, o yüzden filozofların iddia ettikleri gibi zihindeki suretül hasilatu fi zihni değildir. Bu suretin benim zihnimde olduğu gibi bulunması değildir. Veya benim zihnimdekinin dışa mutabık olması değildir. Bilmek bunun yerine bir izafettir. Göreleli ki benimle nesne arasında bir ilişkiden, bugün bilgiyi tanımlarken bilenle bilinen arasındaki bir ilişki diye tanımlıyorlar ya, bir ilişkiden ibarettir dedi Fahrettin Arazi. Böylece şu zihindeki anlamların epistemolojik işlevini ne yaptı? İlga etti. Geleneksel, mutabakata dayalı bilgi idealini ortadan kaldırdı. Buna, bu eleştirilere karşılık Nasreddin Tusi şunu fark etti. Ya gerçekten de ben bunları biliyorum desem hemen Razi karşısında diyor ki bunlar burada, bunlar senin zihninde burada olduğu gibi bulunmazlar. Dolayısıyla bunlar orada olsalar bile ben Razi'nin eleştirisinden kaçmak için diyeyim ki ben bunları bilmiyorum. Ben benim zihnimdekini biliyorum. Onlar orada olmak zorunda çünkü tabiatlar orada mevcut olmasa nesne kurulamaz. Zihnimdekinin buna karşılık geldiğini nasıl öne sürebilirim? Bunların da esasında bulunan bir nefsül emr alanına mutabakatın mantıksal akıl yürütmeler neticesinde zihnimde ortaya çıkan surete suretin bunu garanti ettiğini öne süreyim dedi. Kutbuddin Errazi Tusi'ye şöyle dedi. Sen burada tabiatların varlığını, mücerret tabiatların şöyle, bu hususta İbn Sina ile ortak Fahreddin Errazi. Bunların varlığını koruduğun müddetçe Fahreddin Razi'nin eleştirisinden kaçamazsın. Sen burada bir numara yaptın ama bu Fahreddin Razi'nin eleştirilerini bu numarayla tam olarak karşılayamıyorsun. Bunun yerine ben ne yapacağım? Şurada sadece artık fertlerin bulunduğunu söyleyeceğim. Kim hocam senin? Kutbuddin Errazi. Kutbuddin Errazi. Şurada artık sadece fertlerin bulunduğunu söyleyeceğim. Bu fertlerin, şöyle yapalım, böyle çizmiştik şimdiye kadar. Bu fertlerin içinde böyle tabiatların bulunduğu fikrini ben kabul etmiyorum. Dışta yalnızca ve yalnızca bu masa, İbrahim, Zeyd, Ayşe, Veli gibi şeyler vardır. Dışta ne yoktur? Şu tabiatlar ta kendi dönemine kadar, 14. yüzyıla kadar savunulan bu tabiatlar artık yoktur. Bunlar yalnızca nerede vardır? Zihinde vardır. Zihinde de ikili bir soyutlama ertesinde meydana gelir. Bunların dışa mutabakatı nasıl temin edilir? Bunu temin için Nasreddin Tusi gibi bir nefsül emr uzayı icat etmedi ayrıca metafiziksel. Dedi ki bu dışta var olduğunda mutabakatı şu demektir. Benim tecrid ettiğim bu anlam dışta var olduğunda bu nesne olarak mevcudiyet kazanır. Yani insan anlamını dışta düşündüğümde o Zeyd olarak, Ali olarak, Ayşe olarak kendisini gösterir. Böyle bir anlayışı ama savunmuş oldu Kutbuddin Errazi'de. Ama bunu nasıl diyecek ki? Yani nasıl diyeyim? Şimdi bunu söyleyerek Razi aslında insanın hakikat arasındaki mesafeyi açtı. Hı. Açtı yani. Yani zihnimdeki hakikate mutabık değilse ve ona nasıl gideceğimi de... Mutabakat şu demek dedi. Yani diyelim ki ben diyor, açıklıyor bunları. Onun Risale-i Tahkikil Külliyat, tümeller meselesine hakikati merkeze alan eleştirel bir bakış diye bir risalesi var. O risalede uzun uzun bu konuyu ele alıyor. Diyor ki mesela önümden Ahmet geçti. Ahmet'e baktığımda benim zihnimde bir
form meydana geldi değil mi? Ahmet'e bakınca zihninde bir anlam meydana geliyor. Sonra neydi senin adın? Pınar. Pınar geçti. Pınar'a baktığımda da bir form meydana geldi. Aslında sonra Yusuf geçti. Ona baktığımda da bir şey meydana geldi zihnimde. Bunlar ilk izlenimler diyelim, tamam mı? Sonra aslında Pınar, Yusuf ve Ahmet tamamen farklı olmalarına rağmen ben fark ettim ki onun Yusuf'u Pınar'dan, onu da Ahmet'ten ayırt eden şeyleri ayıkladığımda ortak bir anlam onlardan meydana geldiğini fark ettim. Bu izlenim, üç izlenim arasında ortak bir yön meydan keşfettim. Bu üç izlenim de ne? Bu ilk anlam dediğim şey o. Birinci izlenim, tikel bunlar değil mi? Bu üç izlenim arasında ortak bir yön keşfettim ya, bu ortak yönü tecrid edince, soyutlayınca dedim ki üçü arasında ortak olan ne var? Bir anlam var. İşte. Ama ben anlama, insan kendi cehliyle varıyor yani burada. Tabii. Nasıl varacak başka ya? İşte o hakikatle irtibatı tam ne, yoktu. Burada artık hakikatle irtibat çok mistik bir şey oluyor yani. Yani bu tamamen sağduysal bir şekilde. Normalde de böyle tırnak içerisinde diyorum. Yani sen tasavvuf bölümünde misin? Ben yok hocam. Biz Konevi çok okuduğumuzdan senin zihnin oralarda kaldı. Yani normalde de bu işler böyle oluyor. Bu kadar net bir kopuş yoktu. Yani razıydı bu kadar net bir anda. Kutbuddin Errazi. Daha çünkü bugün ben buralara geleceğim, sizi hazırlıyorum yani. Şimdi Tusi'de var da aslında. Tusi dedi ya, biz bunları bilmiyoruz aslında. Bildiğimiz zihnimizdekilerdir. Bir üçüncü bir faal akıl ya da bir merkez kurguladı da hakikat parçacıklarının içinde olduğu ve oraya bir referans attı yani. Oraya bir referans noktası yaptı ama burada yani insanla bir şey anlamı yakalama arasında hakikat hiçbir referans yok. Sanki evet. İnsan yetisiyle ve çabasıyla anlamı. Ve bunu örnek vermek için de şunu anlatıyor. Bir diyor mum düşünün. Bu elinizde İşte yüzük olsun, bu yüzükler aynı nakışlara sahip olsunlar. O yüzüğü, bu muma birinci yüzüğü bastın, bir iz meydana geldi. İkincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü bastın diyor. Şimdi bu her iz tikeldir değil mi? Hemen tümellik oluşmuyor. Her iz o bir yüzüğün izidir. Buna akli suret diyor. Yani onları belki fırsatım zor konuşur muyuz bilmiyorum. Konuşmamız lazım aslında. Bunlara akli tümel, efendim akli suret vesaire diyor. Tikeldir bunlar diyor. Sonra bilinç bunlara bakar. Bunlar farklı farklı yüzüklerden aynı izler meydana geldiğine göre bu izleri soyutlar değil mi? Ve tek bir anlamda birleştirir. Der ki bu yüzüklerin hepsi şu nakşa sahiptir der. Yani insanlık anlamı Zeyd'in nakışı olsun. Her birinden bu iz geliyor. O izleri, o izlere bakarak bir tümel anlama erişiyor. Buna misal diyecek. Asıl tümel de bu diyecek. O anlamı tecrid edip diyor ki insan bu anlamdır. Sonra diyor ki bu anlamın tümel olduğunu nerede bilirim? O insanı dışta tasavvur ettiğimde o insan hep Zeyd, Ahmet, Ayşe, Pınar olarak görünür. Hiç yürüyen hep bir nakış, yüzükteki bir nakış olarak görünür. Tikel bir nakış olarak. Hiç o nakış kendinde bir yüzükten bağımsız olarak bulunmaz. Hep belli bir yüzük olarak kendisini gösterir. Değil mi? Böyledir diyor bu. Dolayısıyla dışarıda diyor Kutbuddin Errazi bir madde, bir de maddeden ayrı suret parçalı olarak bulunmaz. İbn Sina'nın iddia ettiğinin bunu söylemiyor, aksine gibi falan. İşte sadece belli bir insan bulunur. O belli bir insanın içinde ayrıca hepsinde ortak bir insanlık bulunmaz diyor. Evet, ister kabul et, ister kabul etme. Şunun için söylüyorum. Hani şöyle bir şeymiş gibi. Hani ben mesela işte Pınar'a ya da arkadaşa baktığımda, Yusuf da galiba, arkadaşa baktığımda onu zaten baştan eşyadan ya da diğer canlılardan ya da cansızlardan seçerek okuyorum bunu. Yani tikel ve yani küllü. Yusuf olarak görmüyorum. Önce insan olarak görüyorum. Evet, onu önce bir seçiyorum. Güzel. Sen de haklısın. Ondan sonra onlara isim verip sonra bir daha ona dönüp, evet. Buradan teorik olarak çıkıyorum. Ben de sana yakın düşünüyorum. Ama yani burada böyle radikal bir perspektif var. Şimdi şöyle,
bu süreci kavradığımızda, bunu kendi başına anladığı okuduğumuzda metinde boğulabiliriz içinde. Bir, buradaki perspektifin yeniliğini, yani 14. yüzyılda 13. yüzyıldan itibaren başlayan felsefede yeni bir eğilim ortaya çıkıyor. Ben buna zihinselci eğilim diyorum. Yani bildiklerimiz zihnimizde olan şeylerden ibaret. Realizm neydi? İdealizm demiyorum. Bunun sebepleri var. Realizm neydi? Bu nesneye süreklilik kazandırıcı özler dışta, nesnenin içinde, ilahi bir ilimde, yine nesnenin içinde efendim ne yaparlar? Bulunurlar. İbn Sina'ya kadar böyleydi. Fakat Razi'nin müdahalesi ertesinde, eleştirisi ertesinde Tusi bu nesneler dışta bulunsa bile bildiğimizin, hakikatler dışta varsa bile bildiğimizin onlar değil, zihnimizdeki anlamlar olduğunu söyledi. Kutbuddin Errazi de onlar dışta olduğu sürece bildiğimizin sadece zihindeki anlamlar olduğunu iddia etmek bir şey bildiğimizi ortaya koymaz dedi. Çünkü bilmek onları bilmek olmalıdır dışta varsalar bunlar. Sırf mantıksal süreçlerden geçerek zihnimizde bu anlam oluştu diye bir nefsül emr uzayı oluşturup orada bunların karşılığı var demek de bir işe yaramaz. Biz ciddi olacaksak, iddiamızda samimi olacaksak, Razi'ye gerçek bir cevap vermek istiyorsak, o sorunu, burada böyle bir şey var, mücerrettir, o nedenle siz bunu bilemezsiniz diyorsa, biz de diyeceğiz ki orada öyle bir şey yoktur, biz de onu bilmiyoruz zaten. Evet. Çok böyle basite indirgeyerek anlattım. Okuyacağız ama şimdi, yani daha orada biraz zihniniz karışacak. Bu yeni bir eğilim. Konevi'nin tutumu burada aslında Konevi'nin eleştirisine Tusi'nin biz zaten bunları bilmiyoruz demesi Razi'nin eleştirisi ertesinde geldiği pozisyona ilişkin samimi itirafını yansıtıyor. Bu pozisyon etrafında İbn Sina'nın hakikatleri bilemeyiz cümlesini de kendisi bu şekilde anlıyor. Razi de İbn Sina'da olduğu gibi bu hakikatleri kendi basitliği içerisinde bilemeyeceğimizi kendisi de söylüyor. Çünkü o hakikatlerin nesneyi önceleyen basit parçalar olduğunu, oysa bizim nesneyi dıştan gördüğümüzü, onun ardına geçip o hani iki bakıştan bahsetmiştim ya, et-taakkulul kevni ve taakkul el-ilahi, yani tanrısal bakış, bir de doğayı merkez alan insani bakış diyelim. Razi diyor ki biz insani gözle bakıyoruz. Gördüğümüz şu masa. O masa oluşmadan önce onu oluşturan parçaları biz görmüyoruz. Yani anlatabiliyor, hatırlıyor musunuz onu? Yani basit hakikatleri biz bilmiyoruz. Gördüğümüz budur. Dolayısıyla hakikatleri bilmemek de bu basit hakikatleri bilmemek manasına gelir diyor. Konevi de diyor ki biz buradan değil de buradan baktığımızda parçaları önceden gördüğümüz için o parçaları bilebiliriz. Dolayısıyla nazar yoluyla bu geleneklerin hiçbirisinde artık nesneyi oluşturan arkadaki basit parçalar ne yapılamıyor? İdrak edilemiyor. Bunu müşahede yöntemi bunu yapabildiğini ne yapmış oluyor? Öne sürüyor. Burada Cürcani var bir de. Seyyid Şerif Cürcani. Tusi'den sonra efendim Kutbuddin Errazi'den de sonra Seyyid Şerif Cürcani şurada, sonra Ali Kuşçu gelecek. Seyyid Şerif Cürcani kelamcı. Seyyid Şerif Cürcani'nin bu konuyla ilgili görüşleri biraz karmaşık. Bir şey soracaktım. Evet. Razi'nin böyle düşünmesinde biraz kelamcı olması. Kutbuddin Razi kelamcı değil. Kutbuddin Razi sağlam bir mantıkçı ve İbn Sinacı filozof. Fahreddin Errazi kelamcı. Fahreddin Errazi kelamcı. Fahreddin Errazi'nin böyle düşünmesinde kelamcılığın etkisi olabilir. Var da yani. Kelamcılığın etkisi var. Seyyid Şerif Cürcani yakın zamanda bizim Ömer Türker Hoca henüz neşretmedi ama Cürcani'nin bu problemle ilgili pozisyonu netleştiren bir makale telif etti. Oradan görüyoruz ki Seyyid Şerif Cürcani de Kutbuddin Razi gibi düşünüyor. Ve dışta sadece fertlerin bulunduğunu fertlerin içerisinde ayrı bir parça olarak müşterek insanlık mahiyetinin, özünün gayrimaddi bir şekilde mevcut olduğunu nazar yoluyla iddia edemeyeceğimizi
ancak bunu sufilerin öne sürebileceklerini, sufilerin de buna zaten teorik akıl yürütmeler neticesinde değil, riyazet ve tasfiye yoluyla ulaştıklarını, dolayısıyla herhangi bir felsefe kitabında riyazet ve mücahede yoluyla ulaşılan böyle bir neticenin tekrar edilemeyeceğinden ötürü kendisinin nazar yoluyla böyle bir fikri öne süremeyeceğini söylüyor. Yani ona göre bir nesneyi ne ise o olarak kuran metafiziksel özlerin mevcut olduğu dışta fikri nazar yoluyla ne yapılamaz? Öne sürülemez. Şimdi Seyyid Şerif Cürcani'de, efendim 14. yüzyılın 14. yüzyılın sonu sayılır. Sonra Ali Kuşçu geliyor. Ali Kuşçu da mesela, bunlar aslında çok taze bilgiler aktarıyorum size. Bizim İslam felsefesi çalışmaları açısından hani üstü kapağı yeni açılan bilgiler bunlar. Cürcani'nin bu pozisyonu bu kadar net değildi bence. Yani son yapılan çalışmalara nispetle. Şimdi ben de Ali Kuşçu da bu konuyla ilgili bir metin yazıyorum. Ali Kuşçu da tam tamına Kutbuddin Razi gibi düşünüyor. Bakınız, nazari düşünce dışta ta efendim 13. 14. yüzyıla kadar savunula gelen özler fikrinden, mevcut özler fikrinden vazgeçiyor. Nazar yoluyla böyle özlerin mevcut olduğunu, savunulamayacağını söylüyor. Ama kapıyı açık bırakıyor neye? Efendim sufilere ve işraki felsefeye esasında. Gerçekten de sonrasında dışta nesneyi kuran böylesi özler bulunduğu fikrini Molla Fenari gibi, Taşköprülüzade gibi, efendim sonrasında Devvani gibi, efendim isimler, Gelenbevi gibi daha sonra, onu da mesela yeni öğreniyoruz, İşraki Meşrep, isimler savunuyorlar. Yani Ekberi, İşraki Meşrep şu demek, müşahedenin, müşahedelerini nazari dille ifade eden isimlere İşraki Meşrep Sufiler diyoruz. Böyle olmayanlar da Sufi ama diyelim ki köyde müşahedesi olan ama onunla yalnızca türkü söyleyen, şiir söyleyen, sema eden, efendim işine gidip gelen efendim Sufi İşraki Meşrep değil, çünkü müşahedesini nazari dile dökmüyor. İşraki Meşrep düşünürler, bu türden özlerin varlığını savunuyorlar. Molla Fenari Konevi'nin Miftahul Gaybına yazdığı Misbahül Üns'te bunun adı külli tabii arkadaşlar. Şu özlerin adı o oluyor. Külli tabiinin ilahi varlıkla özdeş olduğunu ve zaten her nesnenin kalbinde çarpan Rahman'ın nefesinin bu özlere karşılık geldiğini, o özler olmasa nesnenin, mevcutların ne ise o olarak var olamayacağını, dolayısıyla nesnenin kuruluşunu temin etmek isteyen herhangi bir teorinin zorunlu olarak böyle bir metafiziğe dayanması gerektiğini söylüyor. Ve nesnenin kuruluşu üzerine bu yolla kafa patlatan herkes bu nedenle İşraki Meşrep bir sufiye dönüşüyor 16. yüzyıl sonrasında, 16, 17, 18. yüzyılda. Böyle yapmayanlar, Kutbuddin Razi bu konuya bu yüzden El Mantıki çok mantık kitabı okutuyor demek, çok mantık kitabı yazdı demek değil Kutbuddin Razi'nin lakabı. Kutbuddin Razi El Mantıki. Bu tabiatına mantıkçılığın baskın geldiği manasına geliyor. Yani mantıksalcı bir cihetten bakıyor efendim hadiseye, meseleye. Fakat bu Tusi'ye, Kutbuddin Razi'ye, Cürcani'ye açık bir şekilde şu soruları sormamız lazım. Yani bizim çalışma alanımızda şu an bir boşluk var. Peki fizikleri var bunların, değil mi? Kendi fizikleri içerisinde bu görüş nesnenin kuruluşuyla ilgili, sudur teorisiyle ilgili yaklaşımlarda da revizyona gitmelerini gerektirir. Bununla tutarlı bir şekilde fiziklerinde, teorik fiziklerinde ve metafiziklerinde bir değişim var mı? Yoksa orayı lakayt bir şekilde, ilgisiz bir şekilde olduğu gibi sürdürüp bunu öylesine ayrıca ayrık bir şekilde mi söylüyorlar? Yoksa artık kalem oynatmıyorlar mı o konu hakkında? Ya da aynı cümleleri öncekilerle tekrar etmelerine rağmen yeni anlamlarda mı onları kullanıyorlar, söylüyorlar? Bunlar ayrı bir bahis haline
geliyor. Ve bu hikayenin gidişatı böyle arkadaşlar. Ha, sen de Cürcani çalıştın. Şeyde yani, Cürcani çalıştı biraz. Denebilir. Ömer Hoca biraz daha kapsamlı çalıştı bu konuya. Sadece Levami üzerinden değil, Tecrid Haşiyesi, Levami, Mevakıf. Sadece Mevakıf'taki bu konular değil, Ahval teorisi, işte Mağdum'un şeyiyeti, İşraki Müsül fikrinin ne anlama geldiği ve reddiği hepsini toparlayıp baktığında efendim bu dediğim yaklaşımı tespit etti. Cürcani'nin ikonik cümlesi bu konuyla ilgili şu: bizden öncekilerden tabiatların dışta mevcut olduğunu öne süren Urmevi gibi isimlerin görüşlerinin tahkiki şudur. Tabiatların dışta mevcut olduğunu söylemek, dışta onların yüklem olduğu fertlerin mevcut olduğunu söylemek manasına gelir. Bu cümleye evet. İlişkin yani. Hatta kendi cümlesi var. Bu fertlerin içinde ayrıca yani böylesi tabiatların parça olarak var olduğunu öne sürmek sufice bir sözdür. Bu nazari düşüncenin sınırları içerisinde bu söz ne yapılamaz, sürdürülemez. Dışta sadece müşahhas varlıklar var. Müşahhas fertler yani vardır. Evet. Ama ezeli evet. Değişmez kendinde şeyleri kabul ediyoruz. Değil mi yani? Şöyle, onu dikkat edersen işte Risale fil Vücut gibi efendim. Tümel evet. Hakikat diyor mesela. Hakikati de ikiye ayrılıyor aslında Cürcani. Tümel hakikat ve tikel hakikat. Tikel hakikat dışta gördüğümüz hüviyetler esasında. Yani sadece müşahhas varlıklar olarak görüyoruz. Biz de o fertlerin içerisinde mahiyet diye bir parçadan bahsedemiyoruz. Edemeyiz. Ama gene tümel hakikat dediğimiz zihinde mücerre şeyler var. Tabii zihinde vardır yani. Zihindeki mahiyetleri artık tekabül eder. Ben gönderirim sana hocanın yazdığı metni, bir bakarsın inşallah. Şimdi yüklerinden kurtuldu dedi ya felsefi düşünce için. Neydi senin ismin? Bir cihetten öyle esasında. Bu bugün bizim için de temel bir soru. Gerçekten de şimdi modern felsefenin buraya mesela tahtayı biraz daha uzatıp hadisenin Locke'da, Newton'da, Descartes'da, Hume'da, Kant'ta nasıl göründüğüne bakıp sonra bir de Kant sonrasına bakmamız lazım. Tam aynen bu şemayı bu şekilde devam ettirerek oraya da sürdürebiliriz. Zaten derslerimizi böyle ilerletmeyi düşünüyorum ben. Bugün Locke'u beraber okumuştuk bu sorular etrafında. Dikkat ederseniz Locke ne demişti? Kime benziyor burada Locke? Efendim... Tusi'ye değil, John Locke İbn Sina'ya benziyor. Tusi bile John Locke için daha metafiziksel kalıyor. John Locke diyor ki dışta evet hakikatler mevcuttur. Nesneyi ne ise yapan ve onları bizim böyle deneyimlememizi, onları böyle deneyimlememizi temin eden hakikatler dışta mevcuttur. Bunlara real essence, el mahiyye el hakikiyye adını veriyor hocam. Real essence, sen o derslerde var mıydın? Evet, el mahiyye el hakikiyye adını veriyor. Hoş geldin. Biz de senden derste bahsettik biliyor musun? Ya keşke burada olsa şu tahtaya çevirseydi bu kamerayı diye. Evet. Şimdi hakiki mahiyetler vardır diyor. Bu hakiki mahiyetler gerçekten de insanı insan olarak kuran şeylerdir. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu hakiki mahiyetleri ancak Tanrı bilir. Bunlar işte efendim bir saatin arkasında bulunan ve saatin ön yüzüne hiç benzemeyen o çarklarla örülü kompleks yapıyı andırır. Biz baktığımızda asla onu göremeyiz. O var mıdır orada? Vardır. Saatin bize böyle görünmesini temin eder mi? Eder. Ama onu ancak saatçi bilir. O nedenle de doğal cisimlerinde bu gerçek mahiyetlerini Tanrı ve melekler ancak bilebilir. Cümlesi bu John Locke'un. Bizim bildiğimiz yalnızca nedir? Bize görünen cihetidir. Bize görünen ciheti üzerinden zihnimizde bir mahiyet meydana gelir. Biz de buna ne deriz? Nominal essences. El mahiyye, el lafziyye veya ismiyye, adsal mahiyet deriz. Bildiğimiz şey
bu atsal mahiyetlerdir. Ve bizim zihnimizdeki insana dair bu izlenim ile kendinde insanın ne olduğu sorusunun cevabı arasında dağlar kadar fark vardır. Biz hiçbir zaman kendinde insanın ne olduğunu bilebildiğimizi öne süremeyiz. Bildiğimiz bize göründüğü haliyle. Neden log empiricist? Yani empirinin, deneyimin konusu olduğu haliyle insanı biz bilebiliriz. Bu iddiamızın bu şekilde ne olması gerekir? Mütevazı olması gerekir dedi. Hepimiz sürekli insanı böyle deneyimliyoruz. Tabii ki, çünkü altında onu böyle deneyimlememizi temin eden gerçek bir mahiyet var. Bu sayede onu böyle deneyimliyoruz diyor efendim John Locke. Bakınız, John Locke da bu manada empiricist. Newton da empiricist, değil mi? İkisi arasında ama bir fark var. John Locke böyle mahiyet. John Locke skolastik felsefeye çok daha yakın bir düşünür. 17. yüzyıl kullandığı kelimeler, onu ben kendi dilimle tercüme etsem Türkçe'ye İbn Sina yazmış diyebilirsiniz John Locke'un insanın anlama yetisi üzerine bir deneme. Yani hakiki mahiyetler, cins, fasıl vesaire. Bizim Batı felsefesiyle ilgili metinlerin Aristoteles de dahil Türkçe'ye tercümesinde maalesef Türkiye'de yaşadığımız bilinç ve dil yarılması etkili oluyor. Bizim geçmişten itibaren gelen ve aslında İslam felsefi hafızamızı temsil eden terminoloji tümüyle çöpe atılıp en çok birkaç on yıl geriye götürebildiğimiz yeni terimler üzerinden bu metinler tercüme edilince bunlar çok dar bir efendim o dili icat edenlerin anlayabildiği ancak bir felsefe metnine dönüşüyor. Ben maalesef Batı felsefesi metinlerini olanca imkanım olduğu ölçüde kendi dillerinden okuyorum ve asla Türkçelerinden okuduğumda anlamıyorum. Aristoteles kuş dili gibi bir şey geliyor okuduğumda. Hiçbir şey anlamıyorum Türkçelerinden. İngilizcesini niye anlıyorum? Terimler ta 2000-3000 yıl geriye gidiyorlar İngilizcelerinde, Fransızcasında, Almancasında. Bu da böyle, bunu da kaydetmiş olalım. O yüzden biz hemen İbn Sina'dan, Tusi'den Locke'a atlayamıyoruz mesela. Ali Kuşçu'dan Newton'a atlayabiliriz aslında yani. Şimdi saat 4 oldu. Bu genel özet ertesinde haftaya John Locke'u okumuştuk. Artık John Locke'un söylediği perspektif, orada ortaya çıkan fikirin İslam dünyasında bir tür izdüşümünü takip edebileceğimizi gördük. Şimdi John Locke'un izdüşümü ta 11. yüzyılda İbn Sina'da. Newton'un izdüşümünü görebileceğimiz bir metin okuyacağız sizinle. Onun izdüşümü de 14. 15. yüzyılda. Fikirleri, yani biri diğerinin izdüşümü olduğu için değerli değersiz mantığı içine girmiyorum. Bir felsefi fikrin sürekliliği kavramanız ve bugün modern bilimin, metafiziğin, dersimizin adı bilgi, bilim, varlık, bilimsel bilginin gerçeklikle münasebetinin geldiğimiz nokta itibariyle aldığı hali kavramak için buradan ilerlemiş oluyoruz. Haftaya da Newton'ın size gönderirim şu metni arkadaşlara. Bu ikinci cilde Cotes'in ikinci edisyona yazdığı bir ön söz var. Burada Cotes bu cevheri suretler, bu özler dediğimiz şey substantial forms, cevheri suretler şeklinde de kullanılıyor. Onların felsefeden kovulmasının nasıl her şeyi geride bırakıp yüklerinden kurulup bilimin efendim yelken açıp ileriye doğru gitmesini temin ettiğini anlattığı bir bölüm var. Orayı okuyalım. Sonra aynı şekilde bu substantial suretleri efendim dış gerçeklikte nesnenin içinden kovan Ali Kuşçu'yu, Kutbuddin Razi'yi bu gözle bir inceleyelim. Sonra bakalım işler nereye doğru gidiyor.